Genel Başkan Meral Akşener'in tabiriyle hür ve müstakil olarak girdiği seçimde İyi Parti olduğunu bulamadı. Seçim sonrası kongre kararı alındı ve dakikalar önce de kongre tarihi belli oldu. Hemen detayları öğrenelim. CNN Türk muhabiri Melike Görür bize aktaracak. Melike, sendeyiz. Meltem, İYİ Parti'nin olağanüstü kongre takvimi dakikalar önce belli oldu. 27 Nisan'da İYİ Parti delegeleri kongrede genel başkanı oylayacak. Peki kimler aday? Bu da merak ediliyordu. Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olup olmayacağı henüz netleşmedi. Ancak resmi bir aday var. İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısı Tolga Akal'ın toplantı sonrası basın mensuplarına aday olacağını söyledi. Aday mısınız sorusuna evet süreç içerisinde olacağım ifadelerini kullandı. Ve İYİ Parti'de bugün saat 12'de hem başkanlık divanı hem de milletvekilleriyle bir araya geldi İYİ Parti lideri Meral Akşener. O toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. O toplantının ardındansa herhangi bir açıklama yapılmayacağı bekleniyordu. Ancak mikrofonları uzattığımızda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun kurultay takvimini açıkladı. 27 Nisan'da kongrenin yapılacağını söyledi. En çok merak edilen konuysa Akşener'in aday olup olmayacağı. Çünkü Akşener seçim öncesi eğer partinin oy oranını düşürürsem bundan sonra siyasetin sesini anmayacağım, gereğini yapacağım ifadelerini kullanmıştı. İşte bu nedenle de Akşener'in istifa edeceği soruları gündeme geldi. Ancak Akşener istifa etmedi. Partisini olağanüstü kongreye götürme kararı aldı. Ve İYİ Parti lideri bugünkü toplantının ardından da kongre takvimini netleştirmiş oldu. Bugünkü toplantıda da hem kurmaylarından hem de milletvekillerinden seçim sonucu fikirlerini aldı. Seçim sonuçları değerlendirildi. Neden bu sonuçların alındığı üzerinde herkes bir açıklama yaptı. Bir görüş alışverişinde bulunuldu ve bundan sonraki yol haritası da bugünkü toplantıda gündemdeydi. Aynı zamanda İYİ Parti lideri olağanüstü kongre takvimini kendisinin belirlemesi gerekiyordu. Çünkü genel başkan kendi inisiyatifiyle olağanüstü kongreye götürüyor partisini ve bu nedenle de bu kararı kendisinin vermesini bekliyorduk. Ancak bugünkü toplantıda olağanüstü kongre tarihi de çıkmış oldu. Dakikalar sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de Genel Merkez Ek Bina'dan çıkmasını bekliyoruz. Toplantı biteli yaklaşık 20 dakika oldu. İYİ Parti lideri halen Genel Merkez'de çalışmalarına devam ediyor. Tabii bu toplantının ardından da birebir görüşmeler de yapıyor Akşener kurmaylarıyla birlikte. Aynı zamanda bugün dikkat çeken bazı gelişmeler, ayrıntılar da vardı. İstifa eden iki isim de bugünkü toplantıya katıldı. Hem Burak Avuncu hem de Burak Akburak. Burak Avuncu İstanbul adayıydı İYİ Parti'nin. Aynı zamanda genel başkan yardımcısıydı. Genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etti Burak Avuncu. Ve sonrasında ise ondan yaklaşık bir saat sonra yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Burak Akburak da istifasını duyurdu. Aslında o iki ismin de istifasının nedeni olarak Akşener'in kongre sürecine giderken elini rahatlatmak olduğu İYİ Parti kulislerinde konuşulanlar arasında yer alıyor. Ve iki ismin de bugünkü toplantıda olması da dikkat çekiciydi. Aynı zamanda da baktığımız zaman bu toplantının iki saat sürmesinin ardından açıklama yapan isim seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Hakan Şeref Olgun oldu. Hakan Şeref Olgun sadece kongre takvimini açıkladı. 27 Nisan'da olacağını söyledi. Onun dışında adaylarla ilgili bilgi vermedi. Ve Genel Başkan Yardımcısı yine Tolga Akan'ın aday olacağını duyurdu. Böylece İYİ Parti Kongresi'nde yarışacak ilk adayın resmi olarak açıklanmış olduğunu belirtelim. Yani Tolga Akan'ın İYİ Parti Kongresi'nde aday olacak. Ancak İYİ Parti lideri aday olacak mı, olmayacak mı? Bundan sonraki yapılacak toplantılarda bu daha da netleşecek. Çünkü Akşener'in bu kararı kendi de tam anlamıyla netleştirmediği belirtiliyor. Bugün Akşener buradaki programının ardından Nevşehir'e kazandıkları tek il olan Nevşehir'e hareket edecek. Akşam saatlerinde iftar programına katılacak. Diyelim ve söz yeniden İstanbul'a bırakalım. 27 Nisan